George Floyd ve bizim ırkçılığımız. ABD ve dünyanın geri kalanında yapılan gösteriler, giderek bir siyahiye yapılan zulümden sistem eleştirisine evrilmişti. ABD ve bileşenleri bunu fark edince taktik değiştirdi. Göstericilerin yanında yer alan polisler, siyahilere saygı duyduğunu göstermek için diz çöken resmi görevliler ve nihayet orduya tayin edilen siyahi komutan. Bir siyahiye zulmedilir ve insanlar buna karşı tepki gösterirse sorun yok. Ancak tepkiler olayın ardındaki gerçeğe, sisteme, beyaz adamın kendini üstün gören ırkçılığına olursa sorun büyük. Farkında mısınız? Göstericiler köle tüccarlarının heykellerini yıkıyor. Bu demek oluyor ki bugün hala batı şehirlerinde köle tüccarlarının heykelleri korunuyor. Irkçılık yasak ama ırkçılığın mimarları kutsanıyor. Irkçılık habis bir ur gibidir ve insan başkasının ırkçılığını lanetlemeye, kendi ırkçılığını kutsamaya meyillidir. Bir ABD'li rahatlıkla Türk ırkçılığını lanetler ama siyahileri ikinci sınıf vatandaş görebilir. Bir Türk de rahatlıkla siyahilere yapılan ırkçılığı lanetler ancak Kürtlere, Alevilere, Çingenelere insan gözüyle dahi bakmayabilir. Bu olay iki durumu sorgulamamıza yardımcı olmalıdır. A. Batı dünyasının humanist, demokrat, medeni olduğu izlenimi ne kadar doğrudur? B. Bizler de gizli bir ırkçı olabilir miyiz? Unutmayalım ki bizler Kemalizmin hüküm ferma olduğu topraklarda yetiştik. Kemalizm bizi okul sıralarından, ekranlardan, medyadan yani her yerden kuşatmıştır. Kemalizm Türkiye Türklerindir. Ya sev ya terk et. Ne mutlu Türk'üm diyene anlayışına sahip olan ve bunu da pratiğe döken bir ideolojidir. Kemalizm ırkçılık dogmasını mezardan kafatası çıkarttırıp inceletecek kadar ileri boyutlara taşımış bir zihniyettir. Hepimiz kendimize soralım. Kürtlerin koktuğuna, Alevilerin mum söndü oynadığına, Çingenelerin eşlerini, çocuklarını sattığına inanıyor muyuz? Sizden olmayanlara yönelik soruları çoğaltabilirsiniz. Çünkü her birimiz farkında olmadan gizli bir faşist veya Kemalist olabiliriz. Hatta tevhidi bir Müslim olduğumuzu iddia etmemize rağmen Kemalist ideolojiyi yaşatan, yeniden üreten gizli bir asker de olabiliriz. Yıllar önce tevhidi Müslimlerin bir gezisine katılmıştım. Türkçe marşlar ve ilahiler söyleniyordu. Tek bir Arap'ın olmadığı gezide bilmedikleri Arapçayla neşit bile söylediler. Bir genç de Kürtçe bir marş söylemek istedi. Mikrofonu kapattılar. Gerekçe, huzursuzluk olmasın. Bu arada o abilerin hepsi anti-emperyalist, Malcolm X hayranı, siyahilere ve Filistinlere yönelik ırkçılığı lanetleyen, oysa gerçekte her biri gizli bir Mustafa Kemal askeri olan gençlerdi. Keşke bilselerdi.